Helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. Takvimler 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Yerel seçimler öncesi siyasi parti liderleri birçok ilde mitingler düzenliyordu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da o gün iki mitingde konuşacaktı. Önce Kahramanmaraş'ta halka seslendi. Amacımız millet için ne yapacağımızı anlatmak olmalı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ikinci programı Yozgat'ın Yerköy ilçesiydi. Programını aksatmamak için ilk kez helikopter kiraladı. Ancak Kahramanmaraş'tan bindiği helikopter bulunduğumuz alana, Keş Dağı'nın Kanlıçukur mevkisine düştü. İsmail Güneş'ten İki Vakikaten'in ajansı. Hanımefendi, Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte biz helikopterle düştük. Neredesiniz efendim şu anda? Bilmiyorum nerede olduğunuzu. Helikopterdeki gazeteci İsmail Güneş defalarca yardım istedi. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi taşıyan helikopterin enkazına 3 gün sonra ulaşılabildi. Dağ taş demeden hani ölümle burun buruna o şekilde günü tamamladık. Tekrar Keş Dağı dağın başından doğu tarafına döndük. İlk vardığımız anda iki ceset vardı. Biz kendimizi kaybettik. Yani zaten soğuktan donmuş bir şekildeydik. Göksun tarafında düşmüş helikopter. Dağın yamacından gittim. Tabii bir 150 metre kadar ben üst tarafında kalmışım. Bir baktım helikopter parçalanmış yatıyor. Helikopter düştü demiştiniz. Doğru. Nerede düştü? Bilmiyorum abi. Hangi mevkide düştü? Mevkisini de bilmiyorum. Siz neredesiniz şu an? Helikopterin içinde. Yetkililerle 20 dakikadan fazla konuştu gazeteci İsmail Güneş. Otopsisinde bacağı, kaburgası ve çenesinin de kırıldığı ortaya çıktı. Naaşı ise enkazda değil, helikopterin 600 metre uzağında bulundu. Çenesi kırıkken o görüşmeleri nasıl yapmıştı? Vücudundaki kırıklarla helikopterden nasıl uzaklaşmıştı? Bu sorular hala cevap bekliyor. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması 2014 yılında Kahramanmaraş'ta görüldü. Olayın tüm sebepleri araştırılmaya başlandı ancak kazanın üzerindeki sır perdesi henüz aralanamadı. Bir ana soruşturma dosyası dediğimiz bir dosya var. Bu dosya henüz derdest. Biliyorsunuz iki kez takipsizlik kararı aldı ama o takipsizlikler kaldırıldı. Şimdi yeni araştırmalar yapılıyor. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda yüksek dereceli memurlarla ilgili yargılama hala devam etmekte. Helikopter düştü mü, düşürüldü mü? Arama kurtarma çalışmalarında kasıtlı bir geciktirme mi oldu? Kaza yerine zamanında ulaşılması mı engellendi? Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümünde FETÖ parmağı aranıyor. 2021 yılında Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir FETÖ soruşturmasına bağlı dava açıldı. Bu dava sebebiyle şu an yürüyen bir yargılama var. Bu arama kurtarmada ihmal ve kasıtları olanlar, yine GPS cihazının sökülmesi gibi bir kısım araç suçları gerçekleştirenlerin yargılamaları yapılıyor. Geçen 14 yılda cevabı bulunamayan çok soru var. Ölenlerin saklanan kan örneklerinde karbon monoksit izine de bakılıyor. İki temel konuda malum bizim araştırma talebimiz var. Onlardan birincisi karbon monoksit meselesi. Pilotta 26.7 oranda karbon monoksit tespit edilmişti. Bu dirençli bünyelerde bile sersemletme etkisi yapar. Bu karbon monoksit nasıl oluştu? Helikopter kabini nasıl bu hale dönüştü? Bir de hava hareketliliği var bölgedeki. Askeri jetlerin oluşturduğu türbülansla helikopterin düşürülme, düşme ihtimali var.